Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yürüyerek yayılan yangını söndürmek için havadan 19 helikopter ve uçaklarla destek verildi. Alevlerin yaklaştığı bazı mahallelerde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları şu sıralar halen devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyerek yayılan ilk orman yangınının adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan çöplük yolu üzerindeki ormanlık alanı oldu. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi ama rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalesi yetersiz kaldı. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Gökyüzünün kara bulutlarla kaplandığı ikinci yangının adresi de Evrenseki Mahallesi oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın deniz istikametine doğru geniş bir alanda etkili oldu. Alevler Antalya-Alanya karayolundaki benzin istasyonlarına kadar ilerledi. Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 3 mahalle boşaltıldı. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan alevler karşısında çaresiz kalan kimi vatandaşlar bahçe hortumları ile alevlerin evlere sıçramasını engellemeye çalıştı. Alevlerin tehdit ettiği 3 yerleşim yeri ise boşaltıldı. Trafikteki araçlar ise yaklaşan alevlerden kaçmak için zamanla yarıştı. İlçeye 10 ilden 19 helikopter, 9 ilden 412 personel, 9 ilden 103 arazöz ve 2 ilden 6 dozerle müdahale devam ediyor. Öte yandan Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Yangından etkilenen 30 vatandaşın olduğu öğrenilirken biri ağır olmak üzere 3 kişinin yanık tedavisi gördüğü ifade edildi. Yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik alevleri boşaltıldı. Bölgede bulunan mezarlar yangından tahrip olurken yanan traktör ve iş makineleri oldu. Yangında muz seraları da büyük zarar gördü. Çevrede bulunan vatandaşlarsa rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının evlerine sıçramaması için su dolu kovalarla alevlere müdahale etti. Havadan uçak ve helikopterlerin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmaları Bakan Pakdemir'in koordinatlarıyla devam ediyor.